3DS Max 2017 içerisinde birçok alanda yenilik yapıldı. Fakat yapılan en büyük yenilik programın render motorunda oldu. Çünkü artık 3DS Max render motoru olarak Nvidia'dan vazgeçti ve Autodesk Ray Tracer adında yepyeni bir render motoru geliştirdi. Dolayısıyla artık program içerisinde bu yeni render motorunu kullanıyoruz. Her render motorunun kendine özgü materyalleri olduğu gibi ART render motorunun da kendi materyalleri mevcuttur. Yani özet ile programdaki Material Editor alanında bulunan Physical Material aslında ART render motorunun materyalidir. Şimdi sahnemizdeki nesnelerimiz için Physical Material kullanacağımızdan dolayı öncelikle sahnedeki Active Render motorunu ART render motoru olarak ayarlamamız gerekiyor. Bunun için Rendering, daha sonra Render Setup butonuna tıklayalım. Daha sonra Renderer karşısındaki tırnağa tıklayarak listeden ART Renderer seçeneğini seçelim. Okey. Şimdi biz burada Active Shade alanını kullanacağımız için Target kısmından da tür olarak Active Shade mod seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Şimdi Perspective sahnesine gelelim. Şimdi ART Renderer sekmesine geçelim. Ve Render Quality alanını örneğin 25 yapalım. Daha sonra hemen aşağıdaki Filtering alanında 75 yapalım. Okey. Tabi Filtering seçeneğimizin enable olması gerekiyor. Peki, buradaki ayarımız da tamam. Şimdi perspektif sahnesine gelelim ve cam ayasını tıklayarak buradan Extended Viewport ve daha sonra buradan tür olarak Active Shade komutunu verelim ki bu penceremizi Active Shade olarak kullanabilelim. Yani burada Target alanında Active Shade modu seçtik. Daha sonra şu pencereyi Active Shade olarak ayarladık. Yani Real Time olarak. Bu durumda perspektif sahnemizi artık Active Shade olarak, Real Time olarak yani kullanabileceğiz. Şu noktada eğer programın altındaki durum satırına bakarsak, perspektif alanındaki sahne Real Time olarak hala hesaplanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Rendered 28-29 şeklinde gidiyor. Buradaki geçiş değerini ifade ediyor tabii ki bu değerler. Okey. Şu durumda sahnemizdeki render işlemi tamamlandı. 68 geçişle bu işlem bitti. Okey. Şimdi penceremizi kapatalım. Daha sonra Material Editor'a geçelim. Bunun için Rendering, Material Editor ve Select Material Editor komutunu verelim. Okey. Sahnemizi şu şekilde ayarlayalım. Şimdi sahnedeki nesnemiz için Material altından Physical Material'ı alıp çalışma alanına bırakalım. Bunun için Materials General altından Physical Material'ı sürükleyip sahneye bırakıyorum. Okey. Daha sonra ilgili materyalimizi şuradaki perspektif alanında bulunan materyal üzerine düğümünden tutup tabii ki sol tuşla üzerine bırakalım. Bu işlemi yaptığımızda tabii ki burada bir farklılık yani bir değişiklik olduğu için nedir bu değişiklik? Artık bu nesnenin materyal türü standart materyalden ART'nin physical materyaline değiştiği için sahnemiz yeniden hesaplanmak durumunda. Okey. Tabii biz şu an burada Active Shade render motorunu kullandığımız için bu işlem gerçekleşiyor. Normalde normal render motorunu kullansaydık böyle bir şey olmayacaktı. Yani biz burada materyalin türünü değiştirseydik ya da işte physical material altında herhangi bir değeri değiştirseydik burada hesaplama işlemi gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla sahnede Active Shade işlemi render motorunu kullandığımız için burada yaptığımız bir değişiklik Active Shade alanındaki materyal nesnemizin üzerindeki materyale uygulanıyor. Şimdi artık bir physical material hangi özelliklere sahiptir birlikte inceleyelim. Bunun için materyal üzerine çift tıklayalım ve Prepare Editor alanındaki ayarlarına bakalım. Bir fiziksel materyal hakkında bilmemiz gereken ilk şey aslında bu materyalin Mental Ray'e ait olan Arch and Design Material presetlerine sahip olduğudur. Dolayısıyla buradaki preset tırnağına tıklarsak sahnedeki nesnemiz için çeşitli tiplerde material presetleri seçebiliriz. Örneğin finishes altından parlak boya, saten boya, mat boya gibi seçeneklerimiz var. Ya da metalik olmayan materyaller altında bakın glossy, rough ya da glazed seramik gibi çeşitli yine mat plastik, parlak plastik seçeneklerimiz var. Yine transparan altında cam türlerimiz var. Tin, solid, forested. Yine burada bakın metal kategorisi altında metal materyallerimiz var. Sahnedeki nesne için seçebileceğimiz. Okey. Yine hemen burada material mod alanında iki seçeneğimiz var. Şu an standart seçeneğimiz seçili. Buradaki physical material preset olarak. Standart seçiliyken basic parameters altındaki base color and reflection seçeneklerinin aynı kategori altında olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla burayı Advanced seçeneğini aldığımızda Base Color ayrı olarak, Reflection seçenekleri ayrı olarak artık kontrol edilebilir durumda. Base Color alanından sahnedeki nesnemizin rengini değiştirebiliriz. Tabii ki materyalinin rengini. Örneğin şöyle mesela ya da şöyle açık mavi bir renk seçebiliriz sahnedeki nesnemiz için. Tabii bunlar eş zamanlı olarak Active Shade alanındaki nesnemizin üzerine yansıyor. Okey. Yine Base Color alanındaki değer kutusunu sıfırlarsak nesnemizin rengi siyah olacak. Tekrar bir yapalım. Buradaki değeri şu şekilde düşünebilirsiniz. Base Color alanındaki 1 ile 0 arasında bir değer burada neyi ifade ediyor? Siyah ile şu an bu ölçeğin üzerinde durduğu cetvelin neresinde duruyorsa ikisi arasındaki renk kartelasında verdiğimiz değer neyse bu rengimiz bu siyah ile şu an bulunduğu renk arasında bir değişiklik gösteriyor. Artık değer neyi tekabül ediyorsa. Yine burada Roughness seçeneğimiz var. Bu da rengi biraz daha örneğin buğulandırmayı sağlıyor. Okey. Pudra yüzeyi gibi bir yüzey vermesini temin ediyor. Materyalin yüzeyine. Örneğin Roughness değerini 0,5 yaptığımızda parlaklık gidecek. Şu an buradaki parlaklık biraz daha böyle görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir yüzey elde etmiş olacağız. Bunu ön izlemeden de görebilirsiniz. Tabi sadece base color yani ana rengimizi ifade ediyor. Tekrar sıfırlayalım Roughness değerini. Okey. Yine burada reflection yani yansıma değerimiz var. Şu an farkındaysanız nesnemiz üzerinde içerisinde bulunduğu mekan nesnemizin üzerine yansıtıyor. Çünkü burada yansıma değerimiz %100 yani 1 en yüksek değerde. Eğer bunu 0 yaparsak artık nesnemiz yansıma özelliğini yitirecek. Sadece üzerine sahnedeki daha doğrusu dışarıdaki ışık vurabilecek. Işığın etkilerini görebileceğiz. Yansıma özelliğini kaybetti. 0,2 yaparsak ya da 4 yaparsak daha az hafif bir yansıma vermiş oluruz. Yine bu yüzey üzerine. Farkındaysanız yansıma değerimiz biraz arttı. Tekrar bir yapalım. Yine buradan yansımamıza bir renk verebiliriz. İsterseniz örneğin kırmızı bir renk verebilirsiniz ya da şöyle bir renk verebilirsiniz. Bakın direkt eş zamanlı olarak bu özellik nesneye uygulanıyor. Cancel komutunu verelim. Yine burada yansıma için, reflection içinde roughness değerimiz var. Dolayısıyla yansımayı da kırabiliyoruz. Kıralım 0,5 yapalım roughness değerimizi. Bu durumda yansımamız yine fark ettiyseniz kırıldı. Artık daha düşük bir yansıma nesne üzerinde görebiliyoruz. Dilerseniz bunu 0,4 yaparak işte yansıma değerini biraz daha şiddetini artırabilirsiniz. Tekrar roughness değerini 0 yapıyorum. Yine burada bir IOR değerim var. Bu da nesne üzerindeki yansımanın şiddetini ayarlamamızı sağlıyor. Dolayısıyla IOR değeri nesnelerin bir kırılma indisi vardır. Gerçek yaşamdaki nesnelerin camın, işte parlak plastiğin ya da mat plastiğin bir kırılma değeri vardır. Dolayısıyla IOR değerini ayarlayarak da nesnelerin kırılma değerlerini hesaplattırabiliriz. Örneğin standart kırılma değeri 1,6'dır. Cam nesneler ya da aşırı parlak nesnelerimiz için böyle bir değer tanımlayabiliriz. Okay. Yine burada Metalness seçeneğimiz var. Bu değeri artırırsak nesnemiz metal bir görünüme doğru gidecektir. Örneğin 0,6 diyelim. Bu durumda nesneniz daha metalik bir görünüme kavuştu farkındaysanız. Tekrar 0 yapalım burayı. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacımız yok şu an. Okay. Devam edelim. Yine Transparency altından nesnemizin üzerindeki materyali türünü değiştirerek cam malzemeye çevirerek nesnemizi cam bir malzeme yapabiliriz. Örneğin Transparency değerini 1 yaptığımda nesnem tamamen transparan olacak. Yani bir cam görünümünü kazanacak. Farkındaysanız nesnem cama doğru değişti. Yine buradan transparency rengini değiştirebiliriz. Örneğin camımızın rengi şu renk olsun diyebiliriz. Mesela şöyle açık bir renk olabilir. Bakın bu durumda camımın rengi de burada seçmiş olduğum değere göre okey diyelim. Değişti. Okey. Yine yansımanın derinliğini artırabiliriz. Pardon, kırılmanın derinliğini artırabiliriz. Aslında bu seçenek reflectivity biliyorsunuz yansımayı ifade ediyor. Bir de refract seçeneğimiz var. Bu da aslında transparanın karşılığına geliyor. Yani kırılma değeri. Dolayısıyla örneğin V-Ray'deki refract değeri burada da transparansiye denk geliyor. Şimdi buraya bir derinlik değeri verelim. Örneğin 0,5 yapalım. Bu durumda sahnedeki nesnemiz üzerindeki kırılma değeri değişecektir. Örneğin kırılma derinliğini artıralım. Mesela 6 yapalım. Bu durumda nesnemiz daha kırılgan bir yapıya kavuşacaktır. Okey. Tekrar burayı 0 yapabiliriz.
Peki, devam edelim. Transparency karşısında yine Tin Wallet seçeneğimiz var. Bu seçeneği devreye sokarsak, sahnedeki nesnemizin materyali plastik bir transparanlık özelliği kazanıyor. Bakın, artık şuradaki depth'in hiçbir anlamı kalmıyor zaten farkındaysanız. Depth seçeneği şu an devre dışı. Çünkü artık bu nesnemiz bir cam malzemeden daha çok, cam malzemenin özelliğinden daha çok plastik bir transparanlık özelliği kazandı. Dolayısıyla Tin Wall seçeneğinde bu tür malzemelerde kullanabilirsiniz. Tekrar kaldırıyorum seçeneği. Okay. Yine burada Subsurface Scattering seçeneğimiz var. Bu da yine nesneye haricen bir alt renk eklemek için kullanabileceğimiz bir seçenek. Örneğin Subsurface Scattering rengini mesela şöyle sarı bir ton yapalım. Okay. Tabii işlemi yaptım, şu an etkilemedi çünkü buradaki değerim 0. Şimdi 0,5 değerini verelim. Şimdi transparency değerini de düşürelim. Örneğin 0,7 yapalım. Bu durumda subsurface scattering seçeneğinin altındaki özelliklerin aslında nesneye uygulandığını görüyoruz. Nesnem şu an biraz daha sarımtırak ve yeşil arasında. Örneğin transparency değerimi 0,5 yaparsam subsurface'in etkisi biraz daha artacaktır. Yine subsurface'i 0,7 olarak artırırsam artık subsurface scattering ile transparency'nin rengi birbirine dahil olmuş olacak. Tekrar burayı 0 yapalım. Transparency değerini de 0 yapalım. Ve nesnemizin cam özelliğini kapatalım. Yine burada emission seçeneğimiz var. Bu seçenek biliyorsunuz mesela standart materyalde kendinden yansımalı bir nesneyi oluşturabilmek için emission değerini kontrol ediyorduk. Daha doğrusu oradaki adı self-elimination'dı. Buradaki adı da emission. Zaten eğer physical material'a bakarsanız biraz Nvidia'nın materyallerine benziyor. Dolayısıyla burada emission değerini artıralım ve sahnedeki nesnemiz böyle kendinden parlak bir lamba gibi bir ışık saçan şekle dönüşsün. Tabii bunun için öncelikle bir renk seçelim. Beyazda da olur ancak biz şöyle mavi tonları seçelim. Hafif bir mavi renk verelim. Daha sonra emission değerini örneğin 0,5 yapalım. Bu durumda sahnedeki nesnem farkındaysanız çok aşırı parladı. 0,1 yapalım. Biraz düşürelim bu değeri. Okay. Şimdi tabii ki değeri buradan düşürebileceğim gibi luminance altından da düşürebilirim. Yine Kelvin değerini artırıp azaltarak da sahnedeki nesnenin yoğunluğunu örneğin 4 ile değiştirdiğimde yine burada yoğunluğunu ne yapmış oluyorum? Geri çekmiş oluyorum. Yine luminance değerini de düşürerek ya da artırarak nesnenin etrafına yaydığı ışığın şiddetini kontrol edebiliriz. Örneğin 20 yapalım, enter yapalım. Şu durumda nesnem etrafa daha fazla ışık saçacak. Yine burayı mesela 1 yaparsam nesnem biraz daha etrafına ışığı daha az bir şekilde yayacak. Okay. Yine burada Advanced Reflectance Parameter seçeneğimiz var. Bu da yansımaları IOR değerine göre organize et ya da Custom Curve, buradaki curve değeri, curve değerine göre yansımaları organize et seçeneği mevcut. Tabii şu emission'ı kapatalım, 0 yapalım öncelikle. Buradaki Advanced Reflectance değeri aslında burada Advanced seçeneği aktif olduğu için Reflection'ı ayırdığımızdan dolayı burada kullanılabilir durumda. Ya bu durumda bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla burada siz Facing Edge Slope değerlerini artırarak ya da buradaki eğriyi kontrol ederek bir yansıma özelliği kazandırabilirsiniz. Ya da gerçek hayattaki IOR değerlerine göre bir yansıma elde edebilirsiniz. Yine Anisotropy altında yansımanın nesne üzerindeki konumunu ya da açısını buradan değiştirebilirsiniz. Okay. Yine burada Spatial Map altında bazı seçeneklerimiz var. Bunun için öncelikle sahnedeki materyali seçip Delete ile siliyorum. Tekrar General Physical Material ve buradan materyalimi seçip nesnenin üzerine gönderiliyor. Okay, şimdi çift tıklayarak Parameters alanında özelliklerine erişelim. Bakın burada Bump seçeneğim var. Bump seçeneği nesne yüzeyinde kabartma etkisi oluşturmak için kullandığımız seçenek. Ancak öncelikle standartı Advanced'ı alıp Reflection değerini düşürelim. 0 yapıyorum. Daha sonra mesela bu nesne için Noise map'i kullanalım bump için.
Bunun için ne yapabiliriz? Maps General altından Noisy kullanabiliriz. Şöyle sürükleyip buradaki materyalin bump kanalının üzerine bırakabilirim. Okay. Şimdi şu ön izlemeye çift tıklayalım. Noisy'in ön izlemesine. 3D Max'in özelliği neydi? Siyah alanları çukur, beyaz alanları dışa doğru çıkıntı yapıyordu. Dolayısıyla Noisy'de de siyah ve beyaz alanlarımız var. O halde biz bu nesneyi bump kanalına bağlarsak bu yüzeydeki beyaz alanlar çıkıntı, siyah alanlarsa girinti olacak. Burada bir bağlama işlemi yaptık. Bump'a bağladık bu noise map'imizi. Şimdi Special Maps altından bump'ın değerini artıralım. Bakın bağlama işlemi yaptığım için bump'ın map kanalında şu an bağladığım noise'in ismini görüyoruz. Bump değerini örneğin 4 yapalım. Bu durumda sahnedeki nesnemizi de ön izleyelim eş zamanlı olarak. Bakın farkındaysanız nesneme bir bump uyguladığım için nesnenin formunda biraz farklılıklar gerçekleşti. 2 yapabiliriz bump değerimizi. Okey. Yine tabii ki burada çeşitli seçeneklerimiz var. Örneğin displacement yine bump gibi çıkıntılar oluşturmamızı sağlıyor. Fakat bump'tan biraz daha şiddetli bir değerde. Okey. Generic Maps altında da farkındaysanız yine buradaki seçeneklerimiz mevcut. Bunların aktif edilip ya da deaktif edilmesini buradan kontrol edebiliriz ya da bu kanallara istediğimiz haritaları atayabiliriz. Örneğin buradaki seçenekleri yine buradan noise ya da buradan kullanmak istediğimiz çeşitli değerleri tutup sürükleyerek üzerine bu kanallara bağlayarak materyalimize farklı bir görüntü kazandırabiliriz. Okey. Peki böylece 3ds Max içerisindeki ART Renderer motorunun physical materialinin hangi özelliklere sahip olduğunu hızlıca incelemiş olduk. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.